Artık paylaşım çağındayız. Herkes hayatının birçok anını paylaşmadan edemiyor ve bu durumda sosyal medya hesapları da bir hayli değerlendi ve hırsızların, dolandırıcıların radarına girmiş durumda. Çalınan hesabınızı geri almak kolay değil. İşin uzmanı çok para istiyor. Yok ben ucuza yaptırırım derseniz de bu sefer dolandırıcıların tuzağına düşebiliyorsunuz. Bir gün hesabımın kapatıldığına dair bana bir bildirim geldi. Hesabıma ulaşamadım. İki faktörlü kimlik doğrulaması vesaire de vardı. Hepsi yok olmuştu. Ne para, ne elektronik cihaz, ne de ziynet eşyası. Hırsızların yeni gözdesi sosyal medya hesapları. Sosyal medya uzmanlarına ulaşmaya çalıştım. Ancak yine onlar da benden 2000 lirayla 50.000 lira arasında değişen ücretler talep ettiler. Sosyal medya kullanıcılarının yeni endişesi kişisel hesaplarının dolandırıcıların eline geçmesi. Çünkü sanal yolla çalınan hesaplar geri alınamadığı gibi kullanıcılar karşılarında bir muhatap da bulamıyor. Maalesef denetleme mekanizmasında internet hukukuyla alakalı bazı problemler söz konusu. Benim gibi çok fazla mağdur var ve bu mağdurların yani muhatap olabileceği kimse yok. Yeni hesap açmak istemeyenlerse çareyi sosyal medya danışmanlarında arıyor. Hesabı çalınanlar bir sosyal medya danışmanına başvurduğunda tarife 2000 liradan başlıyor. Öyle ki çalınan sosyal medya hesabı eğer çok popülerse, yani takipçi sayısı fazlaysa, istenen rakam da yukarılara çıkıyor. Çaresiz kalan kullanıcılar denize düşen yılana sarılır misali bu kez başka dolandırıcıların ağına düşüyor. Ortaya akbaba dediğimiz bir sürü çıkıyor ve yüksek mevlalarda ben senin hesabını açabilirim diyerek insanları dolandırmaya kadar gidiyor. Sosyal medya hesabı çalınan mağdurların sayısı fazla ancak karşılarında bir muhatap yok. İşte bu yüzden uzmanlar özellikle sosyal medya hesaplarında güçlü ve uzun şifre olmasını tavsiye ediyor. Aslında yapmamız gereken çok basit şeyler var. İki faktörlü korumalara geçmemiz lazım. Sosyal medya hesaplarımıza benim takipçim çok olsun diye korumasız hesap açıyorlar. Bu da çok sakıncalı. Ne kadar güvenirseniz güvenin. Bir kere beni hatırla tuşuna kesinlikle basmayın. Sosyal medya üzerinden, bu sosyal medya servis sağlayıcıları üzerinden gerekli işlemleri yaptığı takdirde hesaplarının iadesi söz konusu olmakla beraber bu suçları işleyen şüpheliler hakkında bir cezasızlık durumu söz konusu olabiliyor.